Herkese selam arkadaşlar. Size bu videomuzda Bodrum, Gümüşlük ve Turgut Reis'te bulunan çadır ve karavanda kalabileceğiniz ücretli ve ücretsiz kamp yerlerini paylaşacağım. Ayrıca bu videoda konaklayabileceğiniz bu yerlerin olanakları, iletişim numaraları ve ulaşım gibi bilgiler yer alacak. İyi seyirler. Yahşi Plajı Kamp Alanı. Bodrum Bitez'e yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Yahşi Plajı, çadır kampı atıp aynı zamanda denizin keyfini çıkarabileceğiniz yerlerden biridir. Burada iki ayrı plaj yeri bulunuyor. Ücretsiz alanda çadır kampı atabilirken, ücretli plaj yerinde ise ne yazık ki kamp atamıyorsunuz. Her iki plajda birbirine birkaç dakikalık yürüme mesafesinde. Bodrum'un en güzel plajlarından biri olan Yahşi Plajı, denizi temiz, plajı ise kumludur. Suyun derinliği de kıyı yerler için gayet makul. Gün boyu burada vakit geçirip kamp atmayı düşünüyorsanız, lavabo, elektrik, soyunma kabini ve şezlong gibi imkanlar için ücretli plaj yerini tercih edebilir. Günün sonunda ise ücretsiz plaja giderek çadırınızı burada atabilirsiniz. Yiyecek ve içecekleriniz için plaj çevresinde birkaç market bulunmaktadır. Bodrum ilçe merkezinden çıkıp Bitez yönünde ilerleyerek tabelalar yardımıyla plaja gelebiliyorsunuz. Alanda otopark yeri mevcuttur. Toplu taşımayı kullanacaklar için Bodrum ilçe merkezinde çalışan minibüsler buraya gelmektedir. Konumu sahil kenarı. Kamp olanaklarında ise ücretsiz plaj yerinde herhangi bir imkan bulunmuyor. Birkaç adımlık yürüme mesafesindeki ücretli plajda lavabo, elektrik, duş, soyunma kabini, şezlong ve şemsiye gibi olanaklardan yararlanabilirsiniz. Kamp ücreti burada ücretsiz. Gümüşlük Halk Plajı Kamp Alanı. Bodrum'un popüler tatil beldelerinden biri olan Gümüşlük, yerli ve yabancı turistlerin deniz tatil ve konaklama tercihlerini yaptığı yerlerden biridir. Burası aynı zamanda Bodrum'a göre daha bütçe dostu bir tatil yapma imkanı sunuyor. Ücretsiz bir şekilde plajından yararlanabileceğiniz Gümüşlük, Yalıkavak yolu üzerinde tertemiz denizi ve kumsal alanları ile haftanın tüm gününü kalabalık geçiriyor. Burası ücretsiz denize girebileceğiniz ve çadır kampı atabileceğiniz ücretsiz bir yerdir. Denizi ve plaj alanı kumsal olup taşlık bulunmamaktadır. Ancak denizin hemen derinleştiğini söyleyebiliriz. Ücretsiz kullanabileceğiniz duş, hasır şemsiye, şezlong ve soyunma kabinleri mevcut. Ayrıca iki can kurtaran ve bir güvenlik elemanı da hizmet vermektedir. Çadırınızı kumsal alana kurabiliyorsunuz. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı ise plaja gelmeden önce temin etmelisiniz. Gümüşlük Halk Plajı'na özel araçlarıyla gelecek olanlar Gümüşlük'e geldikten sonra Yalıkavak yolunu takip ederek tabelalar yardımıyla plaja gelebilirler. Ancak otopark yerleri için ücret ödemeniz gerekecek. Toplu taşımayı kullanacak olanlar ise Bodrum ve Turgut Reis'ten Gümüşlük'e her yarım saatte bir hareket eden minibüslere binerek ulaşımlarını sağlayabilirler. Konumu sahil kenarı. Kamp olanakları. Lavabo, duş, soyunma kabinleri, şemsiye ve şezlong. Yiyecek ve içeceklerinizi plaj çevresindeki marketlerden satın alabilirsiniz. Kamp ücreti ücretsiz. Türkbükü Çadır Camping. Bodrum Türkbükü'nde sahile birkaç adımlık yürüme mesafesinde bulunan Türkbükü Camping, 15 çadır kapasitesi ile konuklarına kalabalık olmayan sakin bir kamp ortamı sunuyor. Burası bir aile işletmesidir. Yaşadıkları yerin bahçesini kampçılara açan çift, ihtiyacınız olabilecek hemen her şeyi sahip olanaklar sunuyor. Bahçe alanı temiz ve zemini düz. Lavabo ve duş yerleri temiz. Çamaşır ve bulaşık yıkama gibi detaylar unutulmamış. Elektrik ihtiyaçlarınız için ücretsiz uzatma kablosu çekiyorlar. Fiyatları da bu hizmetlere karşılık oldukça makuldür. Türkbükü Camping, denize birkaç adımlık yürüme mesafesinde bölgede ücretli ve ücretsiz yararlanabileceğiniz plajlar bulunmaktadır. Ayrıca gece dışarıya çıkmak istediğinizde tesise yakın eğlence mekanları da bulunmaktadır. Kahvaltı ve diğer öğünler için yemek hizmetleri de mevcut. Ayrıca dışarıdan yiyecek ve içeceklerinizi alıp ortak kullanımlı mutfak alanında kendi yemeklerinizi pişirebiliyorsunuz. Muğla, Bodrum ve Turgut Reis'ten tabelaları takip ederek ulaşmak çok kolay. Türkbükü'ne geldiğinizde Türkbükü Limanı kavşağında sağınızda kalacaktır. Yer mevki olarak Türkbükü Limanı'nın 50 metre yukarısında Beste Otel yanında 78. sokaktadır. Toplu taşımayı kullanacak olanlar için her yarım saatte bir Turgut Reis ve Bodrum ilçelerinden minibüsler hareket etmektedir. Konumu sahile yürüme mesafesi. Kamp olanakları, lavabo, elektrik, duş, Wi-Fi, ortak kullanım mutfak alanı, yeme içme servisi, otopark alanı ve buzdolabı, çamaşır makinesi ve bahçe alanı. Kamp ücreti ortalama fiyat 60 TL. Zetaş Camping. Bodrum'un işlek ve bir o kadar da keyifli yerlerinden biri olan Gümbet, denizi olan kıyısı, her köşe başından gelen müzik sesleri, butik kafe ve restoranları ile konuklarını unutamayacakları bir tatil deneyimi yaşatıyor.
Bölgenin popüler bir turistik yer olması beraberinde çok sayıda lüks otel ve eğlence mekanlarının da burada toplanmasına neden olmuş. Ancak düşük bütçeli bungalov ve çadır karavan yerlerinde de gümbette rastlamak mümkün. Zetaş Camping bunlardan yalnızca biri. Sahile 2 dakikalık yürüme mesafesinde, okaliptus ağaçları ile çevrili geniş bir alan üzerine kurulu olan Zetaş Camping, çadır ve karavan kampları için tercih edebileceğiniz yerlerden biridir. Tesis, çadır ve karavan kampı yapacak tüm herkes için iyi bir altyapıya sahip. Lavabo ve duş gibi yerleri temiz. Plaj için soyunma kabinleri ve yeme içme ihtiyaçlarınız için bir restoran yeri mevcut. Zetaş Camping, Bodrum şehir merkezine yürüme mesafesinde olduğu için tüm ihtiyaçlarınızı dışarıdan da karşılayabiliyorsunuz. Ayrıca akşam saatlerinde dışarıya çıkıp birkaç adım mesafedeki eğlence mekanlarına da gidebilirsiniz. Fakat gece yatarken barların yakınlığı sizi uykunuzdan edebilir. Zetaş Camping, Bodrum şehir merkezinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunuyor. Özel araçlarıyla gelecek olanlar için otopark alanı mevcuttur. Toplu taşımayı kullanacak olanlar Muğla ve ilçelerinden kalkan minibüslere binerek Bodrum'a ulaşımlarını sağlayabilirler. Otogarda indikten sonra Gümbet sahili yönüne giden şehir içi dolmuşlara binerek kamp alanına gelebilirsiniz. Konumu sahile yürüme mesafesi. Kamp olanakları lavabo, elektrik, çeşme ve Wi-Fi. Yiyecek ve içeceklerinizi henüz kamp alanına gelmeden önce temin etmelisiniz. Kamp ücreti çadır konaklama 40 TL. Vosvos Camping ve Bora Sencer Sanat Köyü. Türkiye'nin ilk sanat köyü olma özelliğini taşıyan Vosvos Camping, Bodrum'da her anınızı keyifle yaşayabileceğiniz renkli ve eğlenceli yerlerden biridir. Geniş bir arazi üzerine kurulu olan Vosvos Camping, bahçesindeki ağaçlık alanları ile doğal, rengarenk salınacak ve masaları ile enerjik bir yapıya sahip. Burası, sanat adına varını yoğunu ortaya koyan Sulhi Bey ve eşinin hayata geçirdiği bir yerdir. Her yeri sıcacık renklerle boyalı, adeta bir gökkuşağını andırıyor. Kamp alanının her köşesinde gözünüzü alamayacağınız el emeği göz nuru eserler var. Zaten kamp alanının olduğu yola girer girmez sizi sıralı şekilde rengarenk eski Vosvos araçlar karşılayacak. Kamp alanına giriş yaptığınızda kendinizi bir masal diyarındaymış gibi hissedeceksiniz. Bu da Vosvos Camping'i Bodrum'un en keyifli yerlerinden biri yapıyor. Sırt çantalı gezginlerin uğrak noktasıdır. Eğer Bodrum'a yolunuz düşerse kamp tercihinizi buradan yana kullanmanızı tavsiye ederim. İçerisinde restoran, kafe ve bar alanları mevcut. Sabah kahvaltınız ise tamamen organik ürünlerden. Vosvos Camping, Turgut Reis Gümüşlük yolu üzerinde kalıyor. Özel araçlarıyla gelecek olanlar Bodrum'dan yola çıktıktan sonra Gürüce köyünü geçer geçmez 200 metre ileride kamp alanının tabelasını görecekler. Buradan yolun sağına dönerek 100 metre toprak yoldan ilerleyip kamp alanına ulaşabilirler. Toplu taşımayı kullanacak olanlar için Bodrum ilçe otogarından Turgut Reis ve Gümüşlü'ye giden minibüsler var. Bunlardan birine binip Gürüce köyünü geçtikten hemen sonra kamp alanına gidilebilir. Kamp olanakları lavabo, elektrik, duş, restoran, Wi-Fi ve restoran kafe. Kamp ücreti çadır konaklama 75 TL. Volo Camping. Vosvos Camping ile aynı güzergahta yolun solunda kalan Volo Camping geniş bir arazi üzerinde zeytin ağaçlarının olduğu bölgenin bir diğer popüler kamp yerlerinden biridir. Etrafının ağaçlık alanlar ile çevrili oluşu buraya daha nefes alınabilir kılıyor. Bahçesindeki ahşap eserler, piknik masaları, salıncaklar ve dinlenme alanları göze hitap eden bir düzene sahip. Yerleşim yerlerine de uzak olması nedeniyle sessiz ve birkaç gün kafa dinlemek için ideal bir yer. Volo Camping, konaklama süresi boyunca yararlanabileceğiniz temel tüm gereksinimlere sahip. Suya hasret olanlar için kamp alanının kendine ait bir havuzu bulunmakta. Karşı tepelerdeki yemyeşil dağ manzaralarına karşı havuz keyfi yapıp yine havuz başında şezlonglarda güneşin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Tesis, evcil hayvan dostu olup kedi ve köpek sahibi kampçılara da kapılarını açmaktadır. Kahvaltı ve diğer öğünler tamamıyla organik, yumurtalar kümesten, sebzeler bahçeden toplanarak masalara geliyor. İşletmecileri de cana yakın sıcak insanlar. Doğa ile iç içe bir şekilde kamp yapabileceğiniz Volo Camping, çadır konaklamasının yanı sıra bungalov, karavan ve lüks kabin konaklama imkanlarına da olanak tanıyor. Özel araçlarıyla gelecek olanlar Bodrum ilçe merkezinden çıktıktan sonra Gürece köyünü geçer geçmez 200 metre ileride tesisin tabelasını görecekler. Kamp alanının otopark alanı bulunuyor. Toplu taşımayı kullanacak olanlar Bodrum'dan Gümüşlük ve Turgut Reis'e giden minibüslerden birine binerek Gürüce köyünü geçtikten 200 metre sonra inip yolun sonundan 100 metre kadar yürüdükten sonra tesise ulaşabilirler.
Eğer Bodrum'a hava yolu ile geliyorsanız tesisin transfer hizmetinden yararlanmak isteyebilirsiniz. Bu ulaşım alternatifini düşünüyorsanız henüz Bodrum'a inmeden önce videonun açıklamalar bölümündeki numaradan tesisi arayıp bilgi verirseniz sizi havalimanında karşılayacaklardır. Son olarak kamp tatili sonrası otogara veya havalimanına gitmek isterseniz kamp alanının özel transfer hizmetinden de faydalanabilirsiniz. Kamp olanakları: lavabo, duş, elektrik, wifi, çadır ve bungalov konaklama, doğa ve spor aktiviteleri ve kahvaltı servisi. Kamp ücreti, konaklama ücretleri sezona göre değişiklik göstermektedir. Henüz kamp alanına varmadan videonun açıklama bölümündeki numarayı arayarak işletmeden fiyat bilgisi alabilir ve rezervasyonu yapabilirsiniz. Eco Farm Kamp Hostel, 7000 metrekare alan üzerine kurulu olan Eco Farm Kamp Hostel, narenciye ağaçlarıyla çevrili, tamamıyla doğa manzaralarının olduğu ve kuş seslerinin eksik olmadığı harika bir yerdir. Burada bir kamp tatilinde aradığınız rahatlığı fazlasıyla bulabilirsiniz. Kamp alanı Bodrum'dan yola çıkıp Turgut Reis'e gelmeden hemen önce Gümüşlük yol ayrımında kalıyor. Yerleşim yerlerinin nispeten dışında ve gürültüden izole bir yerdedir. Bu sayede konaklama süreniz boyunca araç ve şehir gürültüsüne maruz kalmıyorsunuz. Hem çadır hem de oda konaklaması olan tesis, müzikli eğlenceden atölyelere, tüplü dalıştan meditasyon ve tekne gezilerine kadar çeşitli aktivitelerle burada kaldığınız süreyi en iyi şekilde değerlendirebilmenize olanak tanıyor. Buraya dünyanın farklı ülkelerinden yaz aylarında pek çok sırt çantalı gezginler geliyor. Bu sayede diğer gezginlerle tanışma ve konuşma fırsatı da yakalamış oluyorsunuz. Özel aracınızla geliyorsanız Turgut Reis'e gelmeden Gümüşlük yol ayrımını göreceksiniz. Burası Terminal Caddesi olarak da geçiyor. Bu yöne girdikten sonra yaklaşık 5 dakikalık bir sürüş sonrası tesise ulaşabilirsiniz. Kamp alanının otopark alanı bulunmaktadır. Toplu taşımayla gelmeyi istiyorsanız Bodrum ilçe otogarından Kadı Kalesi'ne giden minibüse binebilir ve şoföre Eco Farm Kamp'ta ineceğinizi söyleyebilirsiniz. Minibüsler kamp alanının hemen önünden geçmektedir. Kamp olanakları: çadır, bungalov ve hostel konaklama yerleri, lavabo, duş, elektrik, wifi, yürüyüş parkurları, yoga, etkinlikler ve atölye çalışmaları. Kamp ücreti: konaklama ücretleri sezona göre değişiklik göstermektedir. Henüz kamp alanına varmadan videonun açıklama bölümündeki numarayı arayarak işletmeden fiyat bilgisi alabilir ve rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Çınar Kamp Alanı: geniş bir otopark alanının bir kısmını kamp alanına dönüştürülmesiyle hizmet veren Çınar Camping, Bodrum'un Bitez bölgesinde çadır ve karavan konaklaması yapabileceğiniz denize sıfır yerlerden biridir. Merkezi bir noktada bulunması ve denize olan kıyısı nedeniyle tercih edilen kamp alanı iyi bir hizmet altyapısına sahip. 24 saat sıcak su, buzdolabı, kafe, restoran, çamaşır makinesi gibi olanakları mevcut. Ayrıca mangal yakılabilir alanları da bulunmakta. Kamp alanının zemini çakıl taşlardan oluşuyor. Bunu göz önünde bulundurarak buraya gelmenizi tavsiye ederiz. İyi bir mat ile bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Araç sahipleri için oto yıkama hizmeti de bulunmaktadır. Ayrıca market, manav ve tekel bayi gibi yerlere yürüme mesafesinde olması, kamp süreniz boyunca ihtiyaçlarınızı karşılama noktasında iyi bir avantaj olabilir. Özel araçlarıyla gelenler Bodrum ilçe merkezini geçip Gümbet sahili yönünde devam ederlerse Bitez'de kamp alanına geleceklerdir. Tesis Bergamut Caddesi yolu üzerinde kalıyor. Toplu taşımayı tercih edecekler için Bodrum ile Bitez arasında sıklıkla dolmuşlar çalışmaktadır. Konumu sahile yürüme mesafesinde. Kamp olanakları: lavabo, elektrik, duş, sıcak su, wifi, bahçe ve dinlenme yerleri, çadır kamp alanları, büfe ve restoran, otopark alanı ve mangal yakılabilir alan. Tesis, restoran, market, manav, bakkal ve tekel bayi gibi yerlere yürüme mesafesindedir. Kamp ücreti: çadır konaklama 50 TL. Bodrum Masalı Camping. Bodrum'un Gümüşlük tatil beldesinde mandalina ağaçlarının arasında doğa ile iç içe keyifli bir kamp deneyimi yaşayabilmenize olanak tanıyan Bodrum Masalı Camping, sırt çantalı gezginler ve çocuklu aileler için ideal yerlerden biridir. Bir aile işletmesi olan Bodrum Masalı Camping'de çadır ve oda konaklaması yapabiliyorsunuz. Dileyen tesisin kendi çadırlarını da kiralayabiliyor. Kamp alanı geniş bir arazi üzerine kurulu
ve bahçesinde mandalina ağaçlarına ek olarak çeşitli ağaçlık yerler bulunuyor. Ortak dinlenme alanlarında oyun oynayabilir, etkinliklere katılabilir veya tembellik edip hamakta uyuyabilirsiniz. Dileyen mangalda yakabiliyor. Mangal ile uğraşmak istemeyenler için kahvaltı servisine ek olarak günün diğer öğünleri için tesisin yemek hizmeti bulunmaktadır. Lavabo, elektrik, duş ve Wi-Fi gibi olanakları mevcut olup ayrıca çamaşır makinesi bulunmaktadır. Bodrum Masalı Kampingi, Bodrum Turgut Reis Karayolu üzerinden Gürece Köyü'nü geçtikten 1 kilometre sonra Dereköy istikametine saparak Peksimet Köyü'nü geçip Adnan Menderes Caddesi üzerinden ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Tesisin yol üzerinde tabelası bulunmaktadır. Ayrıca araç sahipleri için otopark alanı mevcuttur. Toplu taşıma kullanarak kamp alanına gelmeyi düşünen kişiler ise Bodrum-Gümüşlük arası her gün sık aralıklarla çalışan minibüslere binerek ulaşımlarını sağlayabilir. Kamp olanakları, lavabo, elektrik, duş, Wi-Fi, ateş ve mangal yakılabilir alan, temiz su, lavabo, ocak, buzdolabı, çadır ve karavan konaklama yerleri. Kamp ücreti: 3 kişilik çadır kiralama 165 TL, kendi çadırıyla gelenler 40 TL, paylaşımlı hostel odasında tek kişilik yatak ücreti 60 TL, karavan konaklama 50 TL. Evet arkadaşlar, umarım video işinize yarar ve beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu beğenip, yorum atıp, kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.